Biz hammamiz tenglik bo'lishini istaymiz, ama İslam tenglik dini emas. İslam adolat dini. Allah razı olsun. Rahmetsin. Usta vardı. İşini juda yaxshi ko'rardi ve aytayotgan gapi shu edi. Shogirdiga o kadar işiga berilgandi ki loy, g'isht, loy, g'isht, loy, g'isht. Ha, usta charchadik. Tanaffus usta, tanaffus desa loy, g'ish, loy, g'ish. Yillar o'tdi ya, loy, g'ish boshqa gap bilmaydi. Oradan yillar o'tdi, boyagi katta bo'ldi shogird. Endi shogird katta bo'lsa ham, usta tirik bo'lsa, babi shogirdligida qolaveradi. Loy, g'ish, loy, g'ish. Boshqa gap gapirmaydi. Dardi shu, devor bitsa bo'ldi. Vaqt soati yetib kelib, to'shakda yotib qolganda, ha, 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 ha deyakam işte. Hiç kim tushunmayapti bunu, kim nima deyapti bu, dardi nima, nima demoqchi bu, nima demoqchi desa hiç kim tushunmasdi. Bir shogirdi bor, ko'p yillar yonida qolgan, shuni olib kelinglar, tushunsa shu tushunadi desa, kesimday qilsa, loy, g'ish, loy, g'ish degan ekanda, shogirdam usta, tanaffus usta, tanaffus degan ekan. Ya'ni ichida nima bo'lsa, u chiqadi. Nima bilan band bo'lsa inson uni yashaydi. Mu'min qanday yashasa shunday o'ladi. Qanday o'lsa shunday tiriladi. Allohning qarshisiga shunday chiqadi. Qabrda hammasini tuzatib qo'yish nimasi yo'qki. Unaqa avantaj yo'q bizda. Shuning uchun qanday yashayotganimizga diqqatli bo'lishimiz kerak. Hayollarimizda nima bor? Uxlashdan oldin 15 daqiqa qorong'i xonada hayolimizda nima o'tyapti? Nima o'tadi hayolimizda? Nima o'tsa o'shamiz biz. Kun bo'yi odamlarni oldida qanaqa tutmaylik, o'zimizni kim qilib ko'rsatmaylik. Hammasi bir tin. Kechqurun to'shakda yotganda hech kim ko'rmayotgan payt chiroq o'chganda hayolimizda nima o'tayotgan bo'lsa, biz anishimiz. Yaxshilik o'tayotgan bo'lsa, shukur, zikir o'tayotgan bo'lsa biz umiz. Agar u o'tmayotgan bo'lsa, ha, bugun ko'zimda oltin bittasi o'tib qoldi, xayolimda u jonlanib qolsa, ha, qayerdadir ozgina o'zimniki bo'lmaganlar meniki bo'ldi, ha, mayli endi ozgina o'tsin, bir ikki aylantirib olay, keyin joy qo'yaman deyotgan bo'lsak, u pislikmiz biz o'shamiz. Shuning uchun o'sha paytga diqqat qilish kerak. Tuzalish yo'li shundan boshlanadi. Yomon hayol kelsa nega menga bunday? Tur, o'rnimdan turaman, boraman, o'tiraman joy namoz ustiga. Nega meni xayolimga unaqa narsa kelyapti? Men shunaqa yomon odamman? Nega meni xayolimga unaqa yomon fikrlar keldi? Nega Alloh meni bu ichimga bunday narsalarni soldi? Demak men unga loyiqman. Nega men xuftonda o'qimay yotib oldim? Nega Alloh menga buni ravo ko'rdi? Nega meni noto'g'ri tomonga olib ketayotgan yo'lga qadam tashlash osonlashib qoldi? Bemalol qazo qilardim. Nega unday bo'ldi? Deb savol berish orqali tuzaladi. Bu hozir eshitganimiz, ishonavering. Kechga borganda esimizdan chiqadi. Hozir avvalgi 11 gacha aytgan gaplarimni 5% ham hech kimda esida emas. Ta'sirlandik. Ha, bir narsalar yozgan bo'ldik. Ha. Lekin ishonavering, bir ishga yaramaydi. Men to'g'risini aytayapman. Men bunaqa gapda 2000 ga yaqin video qilganman YouTube'da. 2000 ga yaqin video bor. Kirsangiz 2 yil chiqamiz ichida. Foydali bo'ladi. Qachon? Hozir men endi bu YouTube emas-ku. Men ochiq-ochiq aytayapman. Foydali bo'ladi shu payt. Turiladi. Kechqurun yuzni yuvasiz.
İlaç bolsa bir tarsakini yaşla koyasın özge. Özingeki erkek deysiz. Kaqarıp ketibsen deysiz. Namart, oturmayaq, pislik deysiz. Kim gaplaşasın öz bilan. Kuchingiz bolsa, cesur bolsangiz şu. Ha, o işçilerge bakırış hamam koldan kelar. O sizde kolizge karab turtuyorlar. Tabii ki bakır orası, istegenizce. Özüzge bakırın. Özüzge, özüzü tartıp kalın. Marifat bunda. Bir firibgar bor ekan, tüccar. Firibgar bor ekan, bu İstanbul'da bo'lgan voqea. Şu bir tüccarını, malını, azginasını pulidan naq qo'ydi-da. Keyinchi bir iki aylantirib turaman dedik bizda. Keyinchi bir iki aylantirib turaman, kelsa so'rasa, ey xato bo'pti deyman. Deb olib qopti. Endi İstanbul'dan Bag'dodga, Bag'doddan Hijozga, Hijozdan keyin yana İstanbulga shunda yurishganda endi oldin karvonlarda boshqa Bag'dodga borib boyagi tujjor molini bunday qarasa kami bor. Unday hisoblabdi ham chiqmabdi, bunday hisoblabdi ham chiqmabdi. Keyin bu firibgarning qo'liga tushib qolganini bilibdi. Endi debdi sheriklariga sizlar Hijozga qarab yo'lga chiqib turaveringlar. Men bir İstanbul'a boray. Bu masalani hal qilay, oz pul emas bu, deb İstanbul'a qaytib kelibdi. İstanbul'a qaytib kelibdi va to'g'ridan borib so'rasa, bermasligi mumkin. "Ey, sen kimsan? Boshingni og'ritma, unaqa gap yo'q. Isboting qani, dalilin qani?" deb qolishi mumkin deb bir ssenariy tuzibdi. Hozir endi ssenaristlar ssenariylar yozadi. Unaqasi kamdan kam bo'ladi endi. Bari bir ikkita ayol bilan kelishibdi. İkkita sumkaga ayollar javharlarini, mollaridan ozgina, pullaridan ozgina, tillolaridan ozgina solasi sotdi. Boyagi tujjorning oldiga borishibdi. Sizni juda halol deb aytishdi. Juda omonatdor biri deyishdi. Shu biz safarga ketayotgandik. Makka taraflarga shu molimiz mana shu xazinamizni kimga berishni bilmadik. Omonatdor birini topa olmayapmiz. Shuni sizga tashab ketsak, qaytsak olamiz. Qaytmasak bilganingizda ishlatasiz. Ey, xo'p bo'ladi. Biz omonatdor odammiz, halolmiz deb turgan joyiga falon tikib qoldi. Ey, siz ana debdi boyagi ayollar turibdi-ku. Uni o'g'irligini bilib qolmasi kerak-ku. O'tgan safargi molni hisob-kitobda xato bo'pti, qidirdim orqangizdan chopni topa olmadim. Manimcha kamomat bo'lib qopti, shuni to'g'irlab qo'yaylik. Alloh rozi bo'lsin sizdan deb qaytarib bergan ekan boyagi ayollarni endi u yollagan boyagi tijjor. Ayollar ham keyin, "Ey, biz ham fikrimizdan qaytib qoldik. Kelasi yil boradigan bo'ldik" deb ketgan. Bahonada u qiynalmasdan molini qaytarib olgan ekanda. Ayollar ayollarni tujjor kirgizganda, atay u ssenariy tuzib, muammo chiqishi mumkin-da, tanomasligi mumkin-da, molini olib qolgan. Ayollarni oldidagi bo'lsa, ayollar unga molini omonat qilib olib keldi-ku. Deb bu endi sizlarning ishingizlarda asqotadi deb o'ylayapman-da, to'g'ridan-to'g'ri borib nima qilmasdan boshqa bir keyin nima aytibdi firibgar? "Ey, sen Hijozda bo'lishing kerak emasmi-di? Bu yerda nima qilyapsan?" deganda o adam aytgan ekan boyagi yanglish hisob Bag'doddan yanglish hisobdi deb Bag'doddan qaytib keldim degan ekan. O'shaning uchun turklarda bir ibora bor. Yanglish hisob Bag'doddan bo'lsa ham qaytib keladi degan ibora bor. Bu yerdan o'zimiz uchun oladiganimiz boshqa nimalar ham bor. Ya'ni ibratli narsalar bor. Buni o'ylasak, ichiga kirsak açışımız mümkün bo'lgan ko'p narsalar var. Mesela bunlardan eng sodda ko'rinishdagi aldığımızga kelib biz bilen muomala qilayotgan her kim u kim bo'lishdan qat'i nazar o'sha ikkita ayol obrazidagi odamlar bo'lishi mumkin. Bir sinov uchun, bir imtihon uchun kimdir yuborgan bo'lishi mumkin. U kimdir? Birinchisi Alloh azza va jalladir.
Biz bilen uçraşıyorken her bir adam bizge bir imtihandır. İnsanlar, insanlar bilen imtihan kılınadı. Bizem kim bilendir imtihan kılını yapmış, kimdir biz bilenem imtihan kılını yaptı. Hammamız birbirimizge kararken biz, o men bilen imtihan kılını yaptı, men o bilen imtihan kılını yapman deyip oylasak, ko'p muammolarni bartaraf qilgan bo'lamiz. Masalan, bir ota aytsa-ki, men bu o'g'lim uchun, bu oilam uchun bir imtihonman men desa, oilasidagilarni qiyin imtihonga soladimi shu ota? Yo'q. Bir o'g'il aytsa, men otam uchun bir imtihonman desa va buni har doim o'ziga eslatsa, men otam uchun bir imtihonman, bir imtihonman desa, otasini qiyin imtihonga soladimi? Yo'q. Har bir harakatini o'ylaydi, har bir qadamini o'ylaydi. Meni deb otam imtihondan o'ta olmay qolmasin, qiynalib qolmasin. Erta bir kun Alloh azza va jallarning qarshisida turganda bo'yni bukiladigan bir g'arib holga tushmasin, men sabab bo'lib qolmay shunga deydi. Qadamini o'lchab, o'ylab bosadi. Biz ham qadamlarimizni o'lchab, o'ylab bosamiz. Qachonki bir-birimiz uchun imtihon ekanligimizni o'zimizga eslatib tursak. Turkiyada tikuvchilar erkaklar bo'ladi, bilasizmi? Terzi deb qo'yadi bular. Ayollar tikuvchilik qilmaydi bu yerda. O'sha tikuv do'konlarida ko'proq erkaklar ishlaydi. O'o, 80-ni ko'rgan otaxonlarim ishlaveradi. Bir umr tikuvchilik qilgan. Bu kasb ayolning kasbi degan nima yo'q. Erkaklar qiladi bu kasbni. Va bu normal. Shundaylardan biri icharkanda endi aroq icharkan. Yonidagilar ichmang endi, qo'ying desa, "Hay, hali ulguraman. Tavba qilishga ulguraman, qo'ysang-chi" derkan. Shu yonida shunday turar ekan, kesib, ichib-ichib, ertadan kechgacha ishi shu ekan. Doimiy shu xoplab turar ekan-da endi. Suv o'rniga ham, choy o'rniga ham shu spirtli ichimlik bo'lmasa hayotining ma'nosi ketib qolganday bo'lar ekan. Atrofidagi do'sti birodarlari qancha nasihat qilmasin, pand nasihat qilmasin, hech quloq olmasin. Kunlardan bir kuni biri kirib qopdi-da, Allohni tanigan biri debdi-ki, "Amaki" debdi, "bitta savol bersam mayli, ma'zur tutayman." "Ha, ber" debdi. "Shu hozir kesyapsiz-u" debdi, "shunday" debdi. "Hozir mana shu yerda bir o'g'ri kirib kelib qolsa hozir. Shunday kesishda davom etasizmi yo bunday qiyshaytirib yuborishingiz mumkinmi?" Kutilmaganda bir bostirib kirdik. Bilmadim qurol bilan yo bilmadim bir o'g'ri, ya'ni bir yaxshi niyatda emas. Sizda shu sokinlik qoladimi yo buziladimi desa, "Tabiiy buziladi. O'g'ri kelganda men qanday qilib kesishim mumkin?" "Tabiiyki u ha, endi bir o'g'ri necha yildan beri qilasiz bu ishni?" "40 yildan beri qilaman." "40 yildan beri qilgan ishingizni o'g'ri kelsa bab qishayib ketadimi?" "Ha, qishayib ketadi. Chunki nimaga? Hayajonlanasiz, qo'rqasiz, to'g'rimi?" "Ha, to'g'ri." "Azroil kirib kelib qolsa nima qilasiz?" "Siz 40 yildan beri qiladigan ishingiz bir o'g'riga bunday bo'lar ekan, 40 yildan beri qilayotgan gunohlaringizni Azroil kelganda bittada to'g'rilab olasizmi? Qanaqa bo'ladi bu?" "Ertaga tashlayotgandi-yu, qachondir qilaman" deb. "Ha, ulguraman, ulguraman, ulguraman" deyotgandi-ku. Bir o'g'rini oldida mazamiz qochib qolar ekan. Alloh o'zi asrasin. Ruh, qalb va nafs o'rtasidagi bu bir kurash bu yerda, bu hayotda qilayotgan ishimiz. Aytishadiki, insonni agar ruhi g'olib bo'lsa, bu jismda ruh g'olib bo'lsa, unda inson avliyodir. Ruhi g'olib kelgan bo'lsa, avliyodir. Tortishga o'rin yo'q. Nafsi g'olib kelgan bo'lsa, u bir qaroqchidir. Qaroqchidir. Chunki doimiy nafsini istaklarini qiladi. A endi bir nafsi, bir ruhi, bir nafsi, bir ruhi g'olib kelib tursa, bir kun yaxshi, bir kun yomon, bir kun gunoh qo'ydi,
ertesi gün tavba kıldı. Bu tursa bunda adam mumundur. Mumun adam şunaki. Bir gün hata kıladı, ertesi gün baradı, Allah'ım beni geçir. Keçe yakşı bir mumun olarak kıyordum, bugün bir günahkar olarak kıyıp ben karşınge. Allah'ım beni geçir. Dedi. Şimdi aramızda adamlar var yani. Etrafımızda şimdi adamlar var. Günahım kub, kana kılıp, kılaman namazı, bunca, kayısı yüzüm bilen Allah'ın karşısına çıkamayın. Ayıp. Bugün bulması erti gibi çıkasana. Bugün bulması erti gibi, başka cevabı mı var, bana degen. Bugün bulması erti gibi aradı. Başka bana degen cevabı yok. Günahlarım içimde, hala uzun tozalı alışım gereği, namaz okuş için. İyi gün deme degen gel bu. Hal uzun mu taza? Kayırda taza olma arsam. Kamam gel mi kirip taza olaysa? Şimdi masalanın başka bir tarafı gel. Karartmak için ben. Ayrım adamlar var. Aciz. Dokanga kirip arak alıştan uzunu tohtatamaydı. Çok küçü etmeydi yani. Küçüz rak. İradasız rak. Lekin agen arağını başkalar kurup kalışıdan üyeledi. Bekitedi. Eğer şimdi biri buysa, hala ümit vardır diye. Hala ümit vardır, hala onu tüzeltişki ümit vardır. Onge hakikatler deydi kızsa, o belki o işten kaytadı. Yani yamanlığını birkitte yaptı mı? Ümit vardı yani. Ayrım adamlar bak, günahtı legallaştır o kendi. Legal mi günahlardı? Ruhsat bergen özge. Özge ruhsat bergen o işte. Kim bir yaman işte kılıyorken bosa, kaysa iş bosun. O özge onu kılışke ruhsat bergen için kılar. Ruhsat bergen, aklagen özünü. Bir cayda aklap koygen. Bir martta bosem ruhsat bergen o işine kılışke, özge özü. Şunun için kıladı. Yani legallaştırgen. Çınarlı bosun deyip şöyle söz işleti yapmanda. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanına biri geldi. Ya Resulullah, bir günah çıkıp koydum. Resulullah, bir günah çıkıp koydum, indin maklaman. Tabak dediler. Tabak, bu işi aşmaz, tabak dediler. Gitti, aradan vakt oldu, yine geldi. Ya Resulullah, yine bayağı günah çıkıp koydum. Tez tabakı dediler, bu yaşı içmez. Tabak, aradan yine azgını vakti oldu, yine geldi. Resulullah, yine koydum, indin mi bunlar? Tabakı, tabakı, Çin dilden nadamat çekip, tabakı ve başka kayıtmayın bu işine. Deyip cönet vardılar. Aradan vakti oldu, yine geldi, yine geldi, kılıp gele vurdu. Sahabalar soradı, ey Resulullah, kaçan geçi devam ediyordu bu? Kaçan geçi bu ne deyisi bunun geldiğinde? Günahtan tohta günge kadar. Tokta günce devam etti orada. Adam tavba kıladı. Adam hata kıladı, tavba kıladı, hata kıladı, tavba kıladı. Günah kıladı, huzur soraydı, tavba kıladı. Nadamat çekerdi, ıstırap çekerdi, uyaladı. Hicalat boladı. Küçük etmeydi, yine günah koyadı, yine yığlaydı, yine sıktıydı. İnsan için değil. Hatakar yani. Biz ne kılamız? Heh. Bu ne kadar karısı atın ayı böyle dedim, şuna kadar var mı? Yani manası şu, yaşlıyın da bir buzuk idin, kette olup atın ayı olup kaldın mı? Ya yaşlıyın da bir buzuk idin, kette olup mülle olup kaldın mı? Dedi, bu kalışı mümkün. Atın ayıya bu kalışı mümkün. Mülle bu kalışı mümkün. Allah doğru yolu yapıp koyardı. Allah doğru yolu yapıp koysa, nege bulmasın? Bizge mi onu muhakeme kılış? Biz ne kılamız? Biz goya, kütülgenlerimizde eşit yap olamız. Karşılık. Yok al pislik de bu. Tuzakı. Degendi. Sizge kimdir ait mi? Siz cennet edip mesela.
Yani go'yo ibodatdagilar, Allohni tanidim deb o'ylayotganlar, ro'zasini tutib, zakotini berib, Ramazonda bir mo'minday bu hayotini yashayotganlar, o'zlarini qutulganlar va buni qilmayotganlarni go'yoki ular tamom bo'ldi. Ular o bitti ular, ketti yoqqa, yonadi bular, o'tin bular. Shunaqami? Kim aytdi buni? Kim biladi uni? Kimni? Hal oxiri kelmadi-yu, o'yin tugamadi-yu hali. O'yinda oxirida kim qanday tugatishini hech kim bilmaydi-ku. Bir odam bor edi. Yoshligida juda ajoyib edi, qar ekanda, ammo qizg'onchiq, injiq bir nima bo'lib qoldi. Bir durust odam edi, bir yomon qaridi deymiz-ku. Ajoyib odam edi. Nega bunday qaridi ekan? Ziqna biri bo'lib qoldi. Keyin aytgan ekan, ey, o'zi ziqna edi u. O'zi injiq odam edi. Faqat hali yosh edi. Hali kuchi bor edi. O'zini idora qila olardi. Kontrol o'zida edi. Boshqalarni oldida uyalib qolmaslik uchun o'zini bunday tutardi. Endi qaridi. U kontrol ketib qoldi. Ichidagi tashqariga chiqib ketib qoldi. Bizda ham bugun hammamizda bor. İçimizde bekitib yurganimiz. Hozir onu bekitishga kuchimiz yetyapti. Erta bir kun kuchimiz yetmay qolishi mumkin. Uni tuzatishimiz kerak bo'ladi. Bir do'stini duo qilgan odam o'ziga ikki hissasi beriladi zo'r deyiladi. Endi bir dushmaningizni duo qilsiz nima bo'ladi? Allohim shu meni dushmanim, ammo shuni ishlari yurishib ketsin. Zurup gitsin, samimiyetle beni görsün Allah'ım. Bir artı muamması kalmasın. Ailesi tinç bulsun. Bağları yakışıcı öyle geçsin, yakışıcı öyle kelim bulsun. Halallik yağılıp dursun üyüden. Barakeke tulip gitsin. Kalpleri hatırcan bulsun. Allah'ım cennetinde en balan mertebeler bergin çünkü edip düşmanını dua kılış çıkan ne bula? Maza yok. Oşa günü şuna kadar mazakı okuyorsunuz. Dünyanın en yaxshi odami qanday beg'ubor bo'lib uxlasa, pishillar. Xuddi shunday uxlaysiz. Yer qimirdasa ham siz bezovta qilmaydi. Chunki qalbingiz u qadar tozaki, juda oson bu narsalarni qilish. Biz faqat qiyin joylardan baxt qidiramiz-da. Ya'ni boshqa narsalarga bog'lab qo'yganmiz baxtli bo'lishdi. Moddiy narsalarda emas do'stlar. Buni hamma o'zi yaxshi biladi. Dünyanın en yaxşı narsaları sizdeki bolsa kuziz organ günçedir. Koliz organ günçe. Cismiz organ günçe. İlacı yok. Bu yer şuna kadar. Bu yerdeki narsalar ahir geçi bakli kılamaydı size. Nege? Çünkü biz adam atanı ballarımız. Adam ata kayırdan çıkan? Cennetten çıkan. Demek adam atanı geni cennetti ko'rgan. Bizning genlarimizda cennetti hatırası var. O'shaning uchun bu yerdagi narsalar bizni baxtli qila olmaydi. Baxtli qilsa ham bir hafta, 10 kun, bir oy. Bir oydan keyin muammo chiqadi. 4 ta uyi bor, 5-inchisi oson baxtli bo'lib ketaman deb o'ylaydi. Yo, bu uylar meni baxtli qilmas ekan. Uyni sotdim. Mashinalar balki meni baxtli qilar. Oladi 1 2 3 4 5. Yo'q. Baxtli qilmadi baribir. Hiç bir artı şehirde görgen misiniz? Bir yer menge yokmadı, bir uy kurup olay degen. Yok. Bir artı hayvanı görgen misiniz? Menge yokmayaptı, meyman işitti hazır. Lüks kılmasam yaşam. Yok. Fakat insan için de kılın. Nege? Çünkü bu genlerimiz cennette görgen. O yerde huzunu bilen, mahzunluğu bilen, o yerden ayrılıktı, ıstırabı bilen varımız bu yerde. O şeyin için hiç neresi baktı kılamaydı bizde. Ahırı geçen. O maksat ne mi? Hakiki maksat. Bütün insaniyet hakiki maksadı ne mi? Aklı caydasını kaytış yoka. Kaytıp kırvalış. Cenneti kırvası buldu. Rızk deyip korkmayımız. Allah Azze ve Celle hammanı o nümasiki kore beradı. Mesela deyilik alma kurtu. Görgen misin alma kurtunu? Azik bula. Kanaka kolu yok, dişi yok. Bu neksiz yok gidi, kitkine.
hiçbir işe yaramaydı. Allah Azze ve Celle onu kayırda yarattı, almanı içi de yarattı. Ha? Tayyor. Boyagi balık onasidan suv haqida so'radimi? Ona suv qanaqa zotdan suvni ichidamiz. Ya'ni u qadar Allohning borligi ma'lumki bu dunyoda. Ko'rmaymiz hatto. Har joyda ma'lumligidan. Faqat masalan o'sha olma qurtini tashqarida qilsa bo'ladimi? Nozik bo'lgani uchun olma qurti olmani ichida paydo qildi. Alloh azza va jalla uni. Lekin arslonning go'sht ichida paydo bo'lmadi, chunki arslonda nima bor? Panjalari bor, tishlari bor. Lekin hech olma qurtini ochdan o'rganini ko'rganmisiz? Yo'q, chunki olmaning ichida u. Arslonni ochdan o'rganini ko'rganmisiz? Ha. Qariganda arslon kiyiklarni ovla olmay, boyagi antiloplarni oyog'idan tuyog'idan kallasiga bitta ikkita yeb o'lib qolganlari ham bor. Yana boshqa bir misol keltiraman. Onani qorinda ekan bola hali suv icha olmasgan, hali og'ziga bir narsa solishni bilmasgan. Alloh azza va jalla uni rizqlantiradi. Yerga tushgandan keyin Alloh azza va jalla unga nimani beradi? Onani ko'kragini beradi. Keyin tishi chiqqandan keyin nima qiladi? Onasi og'ziga sop qo'yadi, chaynashni beradi. Keyin harakat qilishni boshlagandan keyin ota-onasi nima deydi? O'zing qo'ling bilan olgin deydi. O'zing harakat qilgin deydi. Keyin sal kattaroq bo'lgandan keyin nima qiladi? Hayot ishlab topgin deydi. Tayyoriga ayyorlik qilmagin deydi. Ya'ni Alloh azza va jalla bizga bir narsani beradi, keyin so'raydi. Avval beradi, keyin so'raydi. Biz loyiq bo'lmaganimiz, kuchimiz yetmagan hech narsani bermaydi, uni so'ramaydi ham. Hech qachon u tog'dan bu toqqa bir uchib o'ting degan joyi yo'q. Suv tagida yarim soat qoling degan bir ibodat yo'q. Bor, yo'q. Ya'ni bizning imkonimiz yetmaydigan hech narsa bizdan so'ralmagan. O'shaning uchun bu masalada xotirjam bo'lish kerak, ya'ni xotirjam bo'lish kerak, oxirigacha xotirjam bo'lish kerak. Ya'ni 3 kunlik xotirjamlik emas, yo'q. Oxirigacha xotirjam bo'lasiz. Budir taslimiyat. Ha, sizning bankrot bo'lishingizda problem yo'q undan keyin. Bemalol bankrot bo'lishingiz ham mumkin. Ha, pinagingiz ham buzilmaydi. Ne go'zal, değil mi? Qanday yaxshi. Yani qo'rqitmaydi sizni bankrot bo'lish. Bankrot bo'lishdan qo'rqib, yuragini hovuchlab yashashdan azobi bormi bu dunyoda? Ertaga sinib qolsam nima bo'ladi? Doim sinib qolmagan hali. Lekin sinib qolishi ehtimolidan qo'rqib yashaydi. Ha, qo'rqqan narsalarimiz bilan yuzlashamiz. Bu dunyoda shunaqa bir qonuni bor. Bizni bu dunyo qo'rqqan narsalarimiz bilan yuzlashtiradi. Agar biz bankrot bo'lishdan qo'rqib yashasak, biz albatta bankrot bo'lamiz. Tamoman shu bilan. Biz bir xiyonatdan qo'rqib yashasak, biz xiyonatga uchraymiz. Bu dunyo bizni eng qo'rqqan narsalarimiz bilan uchrashtiradi. O qadar shafqatsiz joydir bu yer. Unga ko'radir. Shuning uchun xayollarga diqqatli bo'lish kerak. Xayollarda amalga oshish nimasi bor? Amalga oshadigan bir xususiyat bor xayollarda. Xayollar bu duodir. Siz chin dildan istayotgan narsadir u. Sizdan men so'ramadimki, mana bu unaqa bunaqa bo'lib ketishini bir xayol suring demadi-ku hech kim. Siz o'zingiz qildingiz uni. O'z-o'zidan xayolingiz birga o'tib ketib qoldi, o'tib ketdi, xayolingiz ketib qoldi. Kimgadir tushdi xayolingiz. Shu sizning istagingizdir. Haqiqiy istaklaringiz shudir va u duodir. Qo'l otishi shart emas. Istak bu duodir. Unga ko'ra xayollarimizga nima qilamiz? Diqqatli bo'lamiz. Ki ertaga mulzam bir ahvolga tushib qolmaslik uchun. O'zi baraka deganda ham bizni qarashimiz biroz boshqacha. Barakali deganda biz ko'p narsani tushunamiz. Ko'p narsa baraka. Aslida unday emas. Barakali degani davomli degan. Halil İbrahim barakasını versin degan
gapni eshitganmisizlar? Nega Halil Ibrohim barakasi? Nega Musa alayhissalom barakasi emas masalan? Nega Iso alayhissalom barakasi emas-da Halil Ibrohim barakasi? Xullas kalam ikkita akuka bor edi. Birini ismi Halil edi. İkincisini ismi İbrahim idi. Halil kattası, İbrahim kichigi. Halil oilali, İbrahim oilasiz. İkalasi bir-biriga o kadar mehribon edi ki, bir narsasini akasiga bermasa iste'mol qilmasdi, olmasdi. Akasi ukasiga bermasdan turib bir narsani olmasdi. Bug'doy ekishdi, bug'doylari yaxshi hosil berdi. Aka ukasiga aytdi, sen uka borib xaltalarni olib kel. Bu bug'doylarni endi xaltalarga joylaymiz. Teng qilib bo'ldik mana. Endi xaltalarga joylab sekin-sekin toshib olamiz. Sen o'zingnikini toshib olasan. Men o'zimnikini toshib olaman dedi. Uka xaltalarni olib kelgani ketganda aka dedi ki, meni oilam bor, boshqam bor. O'zimga yetarli bo'lib qoldim. Keladigan boshqa joylarim bor. Ukam yolg'iz, hech kimi yo'q. Ertaga nima bo'ladi? Ehtiyoji bo'lar, sotib pulini qilar deb o'zidagi bug'doydan ukasinikiga tashadi. Ukasi keldi, xaltalarni olib kelishdi, xaltalarga joyladi. Akasi aytdi, "Men xaltani olib tashib ketaman" deb ketuvdi. Ukasi aytdi, "Akamda oilasi bor. Menga uncha bug'doy nima kerak? U bola chaqasidan qiynalib qolishi mumkin" dedi. O'zidagi bug'doydan akasinikiga tashadi. Akasi ukasiga tashadi shunday qilib, bir xaltani ukasi olib ketganda, uka akaga tashadi, aka xaltani olib ketganda, mana shunday qilib Alloh bu ikki aka ukani bir-biriga bo'lgan muhabbatidan ularni bug'doyini barakali qilib qo'ydi. 3 kun toshishdi, tugamaydi. Ana o'shaning uchun Halil Ibrohim barakasini bersin. Ya'ni barakali deganda biz o'ylaymiz ko'p narsa. Yo'q, ko'p emas, davomli narsa. Davomli, uzoq davom etadi, davom etadi, davom etadi, davom etadi. Ko'p narsa sinov bo'lishi ham mumkin-da. Ko'p narsadan ko'p bir sinov kelib qolishi ham mumkin. Alloh asrasin. 80-yillarda Kanadada ikkita komanda hokkey bo'yicha chempionatga chiqdi. Bittasi Vancouver jamoasi. İkincisini hazır eslamadım, oturdum. Eslamadım, kayısı biriydi. Hulas kalam, bu yerde bir jurnalist bo'ladi. Jurnalist hakkeyçilerini, ikkita komandadagilarini, isim familiyalari, tug'ilgan yilları, oyları ve tug'ilgan joylari yozilgan. Qayerlik u. Bir narsa diqqatini tortadi. Diqqatini tortgan narsa shu. O yerdagi hokkeychilarni 90%i yilning birinchi choragida tug'ilgan. Hayron qoladi. Ikkita jamoada ham shu bor, bitta ikkita noyabrda tug'ilganlar ham bor. Bilmadim, avgustda tug'ilganlar ham bor, lekin ular bitta ikkita. Asosiy tug'ilganlar yanvar, fevral, mart oyida tug'ilganlar. Nega unaqa ekan? Qanday? Nega bular yildi boshdagilarni yig'ib oldimi? Yo yildi boshdagilar boshqalarga qaraganda iqtidorli bo'ladimi yildi boshda tug'ilganlar? Degan savollarni orqasidan yo'lga chiqishadi. Keyin mashhur simfonitskiy orkestr jamoasiga qaraydi. Endi kuzatishni, tadqiq qilishni boshladi-ku. U yerda ham solo chaladiganlar, solo degani bir o'zi chaladiganlar. Skripka chaladi yolg'iz solo deydi. Eng zo'rlar solo chalaladi. Jamoaviy chalishda o'rta miyonalar ham chalaveradi. Lekin bir o'zi chalganda eng zo'ri chala oladi. Solo chaladiganlarni ham hammasi yildi birinchi choragida tug'ilganlar. Keyin oliygohga borishadi. Universitetdagi eng yaxshi talabalar hammasi yilni birinchi choragida tug'ilganlar. Keyin maktabga boradi. Maktabdagi ham eng yaxshilari yilni birinchi choragida, ikkinchi choragida tug'ilganlar. Keyin buni o'tirib analiz qilishadi. Yillar davomida sababi nima? Sababi nima? Sababi nima? Oxiri sababi quyidagicha bo'lib chiqadi. Juda oddiy. Hozir aytsam, ha, deysizlar.
Kichkinaligimizda maktabda o'qiganimizda hammamizda bo'lgani kim kimdan katta? Sen mendan necha oylik kattasan? Men sendan kattaman. Men sendan bir oylik kattaman. Sen mendan bir oylik kichkinasan. Degan tortishuvlar bor. Kattalar kichkinalardan uyalishdan or qiladi. Kichkina bo'lib turib mendan yutzor bo'ladimi? Kichkina bo'lib turib mendan yaxshi o'qiydimi? Kichkina bo'lib turib mendan yaxshi futbol o'ynaydimi? Deydi va undan yaxshiroq o'ynashga harakat qiladi. Kichkinalar nima deydi? Ha, yutqsam u mendan katta-ku deydi. Yaxshi o'qsa u mendan katta-da deydi. Tushuntirdimmi? Doimiy ravishda bahona bor. Bittasiga yutqizmaslik uchun, ikkinchisiga yutqizish uchun. Shunday qilib liderlar sinfdagi eng kattalar, sinfdagi eng kattalar kim? Yilni boshida tug'ilganlar ekan. Ha, oilada katta bo'lgan bo'lsa, sinfda lider bo'lishi mumkin, yilda oxirida tug'ilgan bo'lsa ham. Yoki bilmadim, boshqa bir sharoitlar sabab lider bo'layotganlar ham ko'p. Lekin asosiy tadqiqot shuni ko'rsatadiki, yilni birinchi choragida tug'ilganlar o'zini ustida ko'p ishlashga majbur. Tamoman uyalib qolmaslik uchun. Boshida u shunday. Keyin bu odat tarziga kiradi. Keyin o'zini ustida ishlaydi. Keyin yutqizish uyat bo'ladi unga. Borgan sari uni liderlik kachtvasi, sifati ortib boraveradi. Endi biz nima qilamiz? Farzandlarimiz masalan deylik, yildi o'rtasida tug'ilgan bo'lsa yo oxirida tug'ilgan bo'lsa nima qilamiz? Ular endi jamiyatda orqa pog'ona bo'lib qolaveradi. Bu savolga qanday qilib javob topamiz deb o'yladim bu voqeani. Keyin Kanadani qaradim. Kanada shunday qilibdi maktabda. Choraklarga ko'ra sinflarga bo'layapti. Hech qachon noyabrda tug'ilgan bilan yanvarda tug'ilganni bitta sinfga qo'ymayapti. Kanadada shunaqa ekan. Nega? Chunki ular orasi qancha bir-biriga yaqin bo'lsa, shuncha kurashuvchanlik ko'p bo'ladi. 5 oy katta emas, 5 kunlik katta deb o'tirmaydi-da. 5 kun nima deydi? 5 kunlik farq. Tengmiz ekanamiz deydi va liderlar, o'ziga ishonganlar va kurashuvchanlar ko'payadi. Qancha orasi yaqin bo'lsa, bu bitta chorasi. Endi biz ota-onalar o'laroq buni qanday tartibga ola olamiz? Bu yerda ikkita chora ko'rdim. Birinchisi tug'ilishni rejalashtirasiz. Ikkinchisi bir yil kech berasiz. Bir yil kech berasiz. Sinfidagi hammadan katta bo'laveradi, bir yil bir yoshga. Yutqizish uyat bo'ladi. Menimcha ikkinchisi hammaga yoqdi. Birinchisi biroz qiyindi. Bizda tamoman teskarisi qilinadi. Bolasini bir yil oldin beradi. Qiynaladi ular. Doimiy qiyinchilikning ichida. Bir yosh katta, bir yosh katta, bir yosh katta. Bu bir eslatma, bir maslahat olarak. Tarbiyadagi eng muhim narsadan bittasi shu. Qayerga qo'yasiz va qachon qo'yasiz. Bunga diqqat qilish kerak. Bunga diqqat qilmasangiz, qolgan hammasini qilganda ham bir natijaga erisha olmay qolish mumkin. Ikkinchisi, majburlash haqida boya gaplashdik. Tosh ko'tarish, ham men aytib berdim. Boshqa. Biz bir insonni hurmat qilsak, uni nimasi uchun hurmat qilamiz? Tashqi ko'rinish uchun birov-birovni hurmat qilmaydi. Undagi nimanidir hurmat qilamiz. Ilmni, chaqqonligini, haqgo'yligini, tartibli ekanligini. Lekin hech odam o'zini hurmat qilmaydi. Undagi nimanidir hurmat qilganimiz uchun u odamga bir ehtiromimiz bor. To'g'rimi? Tarbiya qilishda ozgina qattiqqo'l bo'lishda men shaxsan ziyon bor deb o'ylamayman. Va hozir hatto qaniydi meni kichkinaligimda qo'y boqaman deb ketsam, hay qo'y boqib yuribdi-da deyishmasa-da bir fizik domlani qo'liga olib bersa edi. Bilmadim. Bir matematikni qo'lida bo'lsa edim, bir ximikni qo'lida bo'lsa edim-da, dunyoni yaxshiroq o'rgansa edim,
bu fizika dünyasını bilmeyi durup insan metafizikanı bilemiydi. Yani metafizika bu ozu. İnsan metafizika. Fizika bu dünya. Men özümünü biliş için tabiatını bilişim gerek. Tabiatını biliş için özümünü bilişim gerek. Bittasından ayrı bittasını bilip bu muydu? Kanıydı beni çünkü mecburlaşsaydı? Deb oylab kalaman hazır. Nega? Çünkü bu dünyanın kança kub organsayız. İlmi tamamdan. Allah'a şunca kail kalas. Şunca kub tanıysız Allah Azze ve Celle'nin. Şunca kub ihtiram oladı. Kimge ibadet kalıyotkeniz bilip duras. Mesela deyelik ilan balıkları. Akiyanını o tamamından min kilometreler süzüp boradı. Akiyanını bir joyga borib tuxum qo'yadi. Ve o şehirde nabut bo'lishadi. Tuxum qo'yish uchun borishadi bir joyga. Bir akiyanda bir nuqtasiga akiyanni har tarafidan ilon baliqlari suzib keladi. Ve şu yerde tuxum qo'yishadi negadir? Çünkü o yerde o tuxumlarni rivojlanishi uchun tabiiy shart-sharoit o şehirde bo'lsa kerak-da. Shuyerga kelishadi, kimi janubdan, kimi shimoldan, kimi sharqdan, kimi g'arbdan keladi. Shu yerga tuxum qo'yadi. Ve özleri nabut buluşadı. Bu tuxumlar açıp çıkadı. Ve hammasi anası kayırdan kegen bolsa o şerge süzüp gitadı. Min degen ilon balıklardan çıkan tuxumdan dünyaya kegen o kichkine ilon balıkçalar anası akiyanını kayırdan kegenini kayırdan biladı. Niye bir ortası adaşı bu tamamen süzüp gitmeydi? Onası g'arbdan kelgan bo'lsa, u sharqqa suzib ketmaydi. Nega g'arbga qaytadi? Kim aytdi unga bu? U hali dunyoda yo'q edi-ku. Uni xotirasiga bu narsani kim soldi? Bular haqida tafakkur qilar ekansiz. Dunyo nimaligini tushunib borasiz. Shunchaki ibodat yotib turishdan o'zgaradi. Boshqa narsaga aylanadi. Kimga ibodat qilayotganingizni bir qadar bo'lsin, bilamiz. Sezamiz, his qilamiz. İsterdim ki, mesela men bor ekanman, menga bunday bilimlerini o'rgatadigan kimlerdir atrofimda bo'lsaydı da, men bugün dünyanı yana ham yaxshiroq bilsaydım, dünyanı yaxshiroq o'rgansaydım, o'zimni yaxshiroq tanisaydım, belki boshqacharoq bir inson bo'lardim, yaxshiroq bir inson bo'lardim, yana ham bir narsalar bo'lardi deb orzu qilaman. O'shaning uchun tinmay o'rgangim keladi. Kichkinaligimda o'rgana olmay qolgan narsalarimni endi o'rgangim keladi. Topa olmagan ustozlarni qidirib topgim keladi. Hech narsani o'tkazib olishni istamayman. Bugun NASA nima qurayotganidan xabardor bo'lishim kerak. Bugun meditsina nima yangilik qilyapti xabardor bo'lishim kerak. Bugun dunyoda sotsial olamda, ijtimoiy olamda nima xabar bilishim kerak. Bugün mesela bilmedim, Shayagan nima deb kitap yazdı, bilişim gerek. Bugün bilmedim, Baumun nima haqida bosh qotiryapti, bilişim gerek alimler. Bugün İslam alimleri nima haqida, nima bilan ben, onu bilgim keladi. Yani bir insan olarak tirik bo'lishni istayman. Shuning uchun o'zimdagiga hiç vaqt bermayman. Buni hammasi o'sha boya aytganim, majburlash orqali bo'lgan deb o'ylayman. Yana ko'proq bo'lishni istayman. Agar bugun mendan so'rashsaydi, yana ozgina toshni yoniga bir narsa qo'shsak, nima deysiz? Qo'shing degan bo'lardi. Qo'shing. O'qittiring, tindirmang degan bo'lardi. Lekin kichkina ekanmiz, bizga bu yoqmaydi. Bugun aqlimiz tanlaganimizda rahmat etamiz. Hamma shunday. So'ng oxirgisiga qarab baho beriladi. Natijaga qarab baho beriladi. Jarayonda baho bera olmaysiz. Natijada baho berasiz. Tugagandan keyin yo 5 qo'yasiz yo 2 qo'yasiz. Jarayonda har narsa bo'lishi mumkin. Platonning g'or hikoyasi bor. Platonning g'or hikoyasi quyidagicha. G'orda odamlar bor. Ular g'orda olov yoqilgan va odamlarni soyasi olovdan chiqayotgan nur ta'sirida devorga tushadi va ular tug'ilibdiki, o'zini soyasidan boshqa narsani ko'rmagan. Cahil bir cemiyet, cahil bir adamlar. Platon aytadi, siz g'orga kirasiz dedi.
O adamların, hayır ki uzun sayasından başka narsani körmegen. Tolgenden beri körgen narsası sayası, koludaki kişen, ayağıdaki kişen, yanıdaki uzun yokşagen biri. Başka hiç narsa körmegen adamını aldığı düşersiz, yani cahil birini aldığı düşersiz. Onu dedi, mecburlab ornudan turguzas. Mecburlab uzizgi karatas. Mecburlab koludaki kişenlerini yiyeceğiz. Majburlab tashqariga chiqarasiz deydi. Mana shu yerda 4 marta ishlatadi majburlab. Hech kim bunga e'tibor qilmaydi. Mana 4 marta nega ishlatirdi? Bilim olish uchun boshida majburlash mutlaqo va mutlaqo shartdir. Boshqa yo'li yo'qdir. Hech bir nafs majburlamasiz bilim olmaydi. Siz bugün özizge hem şunca akıllı bulup durup bilim alamayın deyip bağırıp kitabı okup kitabıyız. Özizim mecbur kılışız gerek. İstemeyiz özizem. Bilesiz alış gerekliğini. Lekin özizge öziz kıldıramayız onu. Oşan için Platon ayıttı ki mecburlap durguz, mecburlap bur, mecburlap kişenini yeç ve mecburlap çıkar deydi. Doğru madde işte. Şimdi çıkış kanı buladı. Çıkış iki kıl buladı. İçkeriden taşkarıge, pastan tepege. Yani bir karanhulikten yarğulikge, bir paslikten balantlikge, bilimsizlikten bilimge, cahillikten aydınlikge, münevverlikge. Çıkış. Gardan münevverlikge, yarğulikge çıkan adamda nime sadır buladı? Közü kamaşa. Her daim biz dünyanın bir hakikatleri bilen karşılaşarken kabul kılıçtı istemeyimiz. Kamaşıp gitmedi aklımız. Kabul kılalmaydı. Kim çıkıp kıyaşke kararladı mı? Gardan çıkan adam. Kıyaşke kararlıydı. Ne mege kararışı mümkün? Ayge. Yok. Belki aynı sudegi aksige. Kararıştan başlıydı. Sekin ayge kararışı görgenedi. Keyin bir kuni quyoshga ham qaraydigan bo'ladi. Keyin dunyoniki zaman deydi, aylanaman deydi. Siz bunu bunga o'xshating. Uni o'rganib, burdan Qur'onga kira oladimi? Yo'q. Birinchi harfni o'rganadi. Keyin boshqa rivojlanadi. Endi siz unga aytsizki, Jora, biz seni u yerdan chiqib olib, shatolog'otib, kayfingni qilishing uchun chiqarmadik. Biz seni gardan çıkarıştan maksat, sen onlarda içinden bittesse. Gardı katta bugün birisin. Biz çıkıp onlarda etsek kirip, dostlar, taşkarıda başka bir dünya var, ot olanlar var, kıyaş var, yarğılık var desek, onlar bizge işan mıydı? Seni onun için alıp çıkıp bunlardan için sana örgüttü ki, sen kayıtıp kirgin yok ki. Kayıtıp kirgin ve onlarda düşündürgin. Onlarda alıp çıkın. Ularga ham o'rgatgin deydi. Va boyagi g'ordan chiqqanda qaytarib g'orga soladi. Endi nima sodir bo'ladi? Yana ko'zi qamashadi. Endi qorong'ulikdan qamashadi. Boshida bilmay turdi, bilimda qamashdi. Endi bilgani uchun johillarni oldiga tushdi, qamashib ketdi. Qorong'ulikdan yorug'likka chiqish ham xuddi shunday odamni esankiratib qo'ysa xuddi qanday yorug'likdan qorong'iga, ya'ni bilimdan bilimsizlik bilan qarshilashganda ham xuddi shunday inson nima qiladi? Esankirab qoladi. Bizning vazifalarimiz shundan iborat. Bu yerda keldik. Bilmadim qanchadir pul berdik. Men oldim, bo'ldi, qutuldim, bildim. Yoki bu yo'q. Buni to'xtatamiz. Uyga farzandimiz, ayolimiz, ukamiz, akamiz bir narsalar deymiz. Bir narsalarni eslatamiz. Majburlaymiz bir narsalarga. Buramiz, to'g'rilaymiz, yechamiz kishanlarini. Buning uchun bu yerdamiz. Buning uchun yuzma-yuz ko'rishib, soatlardir gaplashyapmiz. Dardimiz shu. Ishonavering, hech kimning dardi pul emas. Umrimda deyil. Turklar aytmoqchi. Hech farqi yo'q. Bormi, yo'qmi, masalan. Boya aytganimdek cho'ntagim ko'p xafa bo'ladi menda. Berib-yubording-a dedi. Bermasang bo'lardi dedi. Xafa bo'lsin, cho'ntak meniki.
yoqmasa yirtib otaman. Bu emas haqiqat. Bu emas. Buni bo'lgani yomon emas, yaxshi. Qo'lim uzun bo'ladi. Beruvchi qo'l bo'laman. Oluvchi emas. Lekin bu hammasi degani emas bu hayotda. Buni eslatishimiz kerak bir-birimizga. Bunga bizga qiyin. Yo'q odamlarga oson bu. Borlarga qiyin. Borlarga qiyin. Shudir kurash. Va biz bu kurashga tayyor bo'lishimiz kerak. Meni tilimda aytilgan, u mening tilimda aytilgani. Lekin siz o'g'lingizga o'tirib, buni kechqurun oydin bir tunda balkonda choyni damlab o'tirib, o'g'lim deb aytsangiz, ishonavering, uning uchun bir qahramonsiz. Uning uchun bir qahramonsiz. Uni sizdan boshqa hech kim ko'chada band qila olmaydi. Xotirjam bo'lmoqchimisiz o'g'lingizdan, qizingizdan? O'tiring, gaplashing. Tushuntiring. Nima qilyapsiz bu yerda? Nimaga men har kuni buncha chopaman? Nega buncha yuguryapman? Dardim nima meni buncha harakatdan? Bir farzandni ota-onani oldidagi vazifasi boya aytganimdek imtihon ekanligini his qilishdi. Siz ham his qilishingiz, u ham his qilish. O'shanda o'rtada go'zal bir ehtirom bo'ladi. Hech kim hech kimni oldida haddidan oshmaydi. Bu bir. Ikkinchidan, har bir ota-onaning asosiy vazifasi bolasini o'zidan yaxshiroq qilishdir. O'zi qila olmaganlarini bolasiga qilishini istaydi, to'g'rimi? Boya aytganimizdek, menda bo'lmasin, bolamda bo'lsin, unda bo'lmasa menda bo'lmasin. Ya'ni o'zidan uzoqroqqa otish. Ota-ona bir kamon, farzand bir yoydir. O'qidir yoyni, o'qi ya'ni. Uzoqroqqa otadi va talab qilinadiki, u ham farzandini o'zidan yaxshiroq qilsin. Hamma farzandlar ota-onasidan yaxshiroq bo'laversin. Buni foydasi nima bo'ladi? Jamiyat bir avloddan keyingi avlod sifatli bo'laveradi. Kimdan yuqoridagi avlod borgan sari o'sish, borgan sari o'sish bo'ladi. Agar sizdan o'g'lingiz ahmoqroq bo'lib chiqsa, demak, problem var, muammo. Siz qilyapsiz u muammoni. Siz bu jamiyatni orqaga tortyapsiz. Sizsiz o'sha qora odam. Ko'zga chiqqan bo'layotgan siz bo'lasiz. O'shaning uchun hamma harakatlarimiz bizdan yaxshiroq bo'lishlari uchun bo'lish kerak. Buning uchun soatlab suhbat qilasiz. Do'sti bo'ling. Erkalang. Istagan narsasini olib bering. Olib bering. Og'rinmasin. Armoni bo'lmasin. Lekin mehnat qilishni bilsin. Har narsani qadriga yetsin. Mana bu o'yinchoqni ammo sindirma. Qarzga bermang unga hech narsani. O'ziniki bo'lsin. Bolam, bu o'yinchoq seniki. Ista, sindir. Ista, o'yna. İsta avayla, ista kimgadir sovg'a qil, bu seniki, tamoman seniki. Tushunyapsanmi? Bu senga qarzga bermayapman. Olib berib, men olib berdim demayapman. Men tabiiyki olib beraman. Men seni otayman, tabiiyki olib beraman. O'yna. Istaganingdek muomala qil, seniki bu. Deng, qani sindiradim shuni. Boyagi har narsani qarzga berib sindirib qo'yma. Buzib qo'yma, yo'qotib qo'yma deb katta qilingan bolani katta bo'lgandagi variantini aytaymi? Moshina olatdi, salafanni yechmaydi. O'zini narsasini o'ziga ravo ko'rmaydi. Boshini qo'yadigan joyi bor, salafan turibdi. Tirlab ketadi bosh, ammo salafanni yechmaydi. Olayotganda yechib toza qilib berib yuboradi. O'zi 5 yil minnatdor salafan bilan. Endi siz o'sha salafan qilib yurganda turtib yuboringchi mashinani, o'ldiradi sizni u. O'ziga ravo ko'rmayapti-yu. Qanday uni siz turtib yuborasiz? O'zi o'tirganiga o'zi bir narsa to'shab o'tiryapti mashinaga. Siz uni bir turtib yuboring. Qanday qilib u chiqib birodar, bu yo'lda bo'ladigan narsa. Nima, xafa bo'lmang, davom eting, deydimi? Yo'q. Unda deyish uchun boyagidek bo'lish kerak. Seniki bo'lmasin. Istaganingni qil. Ista sindir.
bu seninki, tamamen seninki deyip katta kılınsa yine o ertege bir günü maşinasını bırak, tutsa birader boladı yolda, deydigen mert o boladı. Ama narsa karzga berilgen, korkak kılıp katta kılıngan ertege şan orayın. O mert, cesur biri bulamaydı. Allah razı olsun, rahmetliyim. Bir gün Mimar Sinan'dı bilesler. Mimar Sinan Osmanlı'daki en yakışı mimarlardan bugün. Bana Türkiye'deki bugün gözüyle korunup durduğun tarihi binalardı. Kopunu, çizmelerini, o çizip başında durup kıldırken. Bir gün bir masjid kuruluşu da taş bilen işleyotgan ustalarını aldı ki kipti. Depti, birige depti ki ahval kalaydı dese narazı. Bu ne mi bu? Yer talepten ki tak 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 tak. Taş meydalar, taş yön, uku, buku, çerçep gitmemiz depti. İkincisini aldı ki varıptı. Ahvallar kalay. Ahvallar yakşı bol yaptı. Ben yani işte işlep durup biz. Yomanmaz, rızkımız kep durup, yiyip durup biz. Boladı. Depti. Üçüncüsünü aldı ki varıptı. Ahvallar kalay. Alhamdülillah depti. Allah'ım yenge için de bir güzel iş verdik. Bette taşlar diyor yapız. Mazza qilib ishlayapmiz, terlab pishib. Ertaga bu yerda bir masjid bo'ladi. Bu masjidda odamlar o'qiydi namoz. Bu namozlar o'qiganda o'tta savobidan bizga ham tegadi. Men buni har kuni o'ylab kechalarimni uxlamasdan ertalab hammadan oldin ishga kelib olaman. Taqir-tuqir birovlardan ko'proq tosh yo'nay deyman, u deyman, bu deyman deb aytibdi. Uchovi bitta ishga nisbatan uch xil munosabatda bo'ldi. Endi bitta savol. İş bir xil. Qaysi qiynalib yashayapti shetda? Birinchisi. Shu ishni u ham qilyapti, bu ham qilyapti. Faqat munosabati boshqacha bo'lgani uchun bittasi azob chekyapti, bittasi mazza qilyapti. O'shaning uchun bizdagi munosabat hayotga qanday bo'lsa, bizni yaxshi yoki yomon, baxtli yoki baxtsizligimiz unga ko'radir. Undandır yani bizi içimizdeki halattandır. Güzel kurgan, güzel yaşaydı. Güzel yaşaganı hatması yani güzel oladı. Şunun için kılıyotgan işlerimizde, başka narsalarda stres, depresya, bilmadık bunaka narsalar. Stres ama ozu bizde yok onaka. Gap, stres de uzmanımız var, uzbekçası. Gam, kaygı, alam. Huzun, mahzun, kub. Biz şimdi hem aslında koşup stres deyip koyalımız. İstirab var. Yani, şunun için güzel karayımız, güzel tamamından. Bal arısı ve çivin hakkındaki kiçkinde hikaye vardı. Siz çivinge yakın bu siz, çıkındige yakınlaştıradı. Bal arasiga yakın bo'lsangiz, gulzorga yaqinlashtiradi. Kimga yaqinsiz, kimni yonidasiz? Atrofingizga diqqatli bo'lasiz. Hammamiz atrofimizga diqqatli bo'lamiz, chunki do'stlarni biz tanlaymiz. Do'stimiz qayerga borsa, majbur bo'lamiz o'sha yerga borishga. O'qiyotgan kitobing, yoningdagi do'sting seni kimliğinde başkaları gibi bildirip duradı. Ben yakışım ben ama dostum az günde maşinlik degenlerse yok. Doğru. Az günde fırıbgar o memmez. Mesela ben onu kımayım. O kadar da onunla işim yok. İyi. Ama da senin dostum asakken sen de cora. Dostun fırıbgar bulup durup, sen onu bilip durup, onu tüzeltmezsen sen, sen onu dostmazsan, zaten kedi oraya yerden. Dost bu seni tüzelt. Kolinden keser. Dostlarda ortası da takalluf buladı mı? Takalluf barcayda dostluk yoktur. İki de dost, eğer birbirine takalluf kılıyorken bosa, kolu kokusta bulup marhamat marhamat kılıyorken bosa, ula dostmaz ular. Ula yerde bir manfaat var onun atrafı da. İki de dost takalluf kılıyordu birbirine. Kullandı, uygu koyup kora. Karsınladı. Sen daka fırıbgar daka dosta vurguldun deydi. İki de çıradı. Uyan dost olsa kabul kıladı da. Doğruluydu o zaman.
Dost bulmasa hafa bulardı, bitti buş koyardı. Şu bulan, onusu bunusta, bunusu bunusta kutulardı. O kadar asan. Lekin tekellüf kılıp, kuz yumup, ayıplarına, hatalarına, kurup kurmaz. O dostmaz. O bir manfaat var o yerde. Şunun için sabır kılı yaptı birbirine. Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizler bilan eshitib taqilladi loyihasining kichik missiyasini bajarish uchun hozirlanmoqdamiz. Yaqindagina Turkiyaning Istanbul shahrida bo'lib o'tgan gala treningda ustozimiz Abdukarim Mirzayev tomonidan eshitib taqilladi ijtimoiy loyihasi e'lon qilindi. O'zini jismiga bir igna kirsa, uni his qilgan odam tirik odam. Tirikligi uchun his qildi uni. O'likni nimasiga igna tiqsangiz his qilmaydi. Lekin boshqani jismiga kirgan ignani og'riqni his qiladigan odam haqiqiy ma'noda yashayotgan odam. Men bir loyiha boshladim, yaqinda e'lon qilamiz. Hozir nimalarni qilyapmiz? Eshik taqilladi degan loyiha. Eshik taqilladi. Loyihaning nomi eshik taqilladi. U loyihadan maqsad shu. Siz imkoni borlar, hammamiz imkoni yo'qlarni eshigini taqillatamiz. Biz stikerlar chiqaramiz, hech qanday markazlashmagan, qanaqadir raqamlarga pul tushmaydi. Hamma o'zini atrofidagi ehtiyoji borni hamma o'zi biladi. Nimaga ehtiyoji borini ham biladi. Hatto va hatto uyimizda hammamiz uyimizda 10 yillardir ishlatmayotgan narsalarimiz bor. Turibdi, ya'ni qachondir ishlatsa, u qachondir biz ishlatamizmi yo'qmi xudo biladi. Lekin uniga har kuni ehtiyoj bo'lib yashayotgan mingta odam bor. O'shani bir idishga solamiz. Eşik takılladı degen nimani yapıştıramız, eşikte takılatamız, koyamız, ketamız. Hamma birbirini eşigini takılatı degen bolar. Mahallede her günü naçarlardı eşigi takılladı degen bolar. Hiç kim kim takılatıyordukenini bilmiydi. Ama eşik takılatı degen zor rolar vardı yani cemiyette. İnşallah. Aynan ushbu ijtimoiy loyihani qo'llab-quvvatlash uchun trening qatnashchilari tomonidan xayr ehsonlar qilindi. Ushbu ehsonlar orqali jamg'arilgan pullar miqdori 3287 AQSh dollarini tashkil qildi. Har bir mana bu maktubning ichida 3000 lira miqdorida, ya'ni kartalar bor. Buni yarimi LCY2K liboslar do'koniga ishlatilishi mumkin bo'lgan kartalar va BIM oziq-ovqat do'konida oziq-ovqat sotib olish uchun 1500 turk lirasi bor, jami 3000 turk lirasi mavjud. Biz bu yig'ilgan xayr ehsonlarni Turkiyada musofirchilikda og'ir sharoitda yashayotgan vatandoshlarimizga taqsimladik. Bu yerda 16 dona maktub bor, ya'ni 16 ta ehtiyoji bor oilani ehtiyojini qoplaydi degan umiddamiz. Do'stlar, ya'ni bu yerda hech qanday bizni bu mablag'larda hissamiz yo'q, biz shunchaki bularni yetkazib beruvchi insonlarimiz, xayrsevar insonlarni xayrini ehtiyojmand insonlarga yetkazib beruvchimiz. Ushbu muborak oyda vatandoshlarimizga ko'makdosh, dastakdosh bo'lish uchun o'z saxovatlarini ayamagan yurtdoshlarimizni duo qilib qo'yasiz. Alloh qilgan ehsonlarini dargohida qabul qilsin. Eshik taqilladi. Ha, u keldi. Yo'q. U emas, boshqa. Qo'shni tuz so'rab chiqibdi. Eşik takıladı. Ha, o geldi. O. Yok, elektrik pulunu sorup geldi. Eşik takıladı. Nahat, o geldi. Eşik de açadı. Ha, koşuna hoş geldiniz. O ham benim sağa gel adam. Eşik takıladı. Günler odadı. Eşik takıladı. Aylar odadı. Eşik taqillaydi yillar o'tadi. Kutgan odaming eshigingdan kirib kelmas ekan hech qachon. Qo'llaringdan kelsa, kelmasa, kutgan odamingga aylan. Diqqat qilishimiz kerak bo'lgan joy shu. Qo'llaringdan kelsa, kelmasa, kutgan odamingga aylan. Sen bor taqillat. Qo'lingdan kelsa kelmasa taqillat bor, hol so'ra, ahvolini so'ra, bir yordam qil, kutib o'tirma boshqalarni seni eshigingni taqillatishini, sen boshla ber taqillatishini. Nimang bo'lsa, nimaga imkoniyating bo'lsa, hech farqi yo'q.
hammalarni bu loyihada bizga aytmagan holda faol bo'lasizlar degan umiddamiz. Hamma joyga borsa shuni targ'ib qilib yuribman. Qancha ko'p bo'lsak shuncha yaxshi bo'ladi. Alloh rahmat.